Herkese merhaba. Evde mantar yetiştirme eğitim videoları 3. bölümüne hoş geldiniz. Kullanacağımız malzemelerimiz yine belli. Ben daha önce hepsini ölçtüm bunların. Karışımımızı önce yapalım. Hedefi döküyorum hepsini. 150 gram. Peynirin üstüne 75 gram kepek döküyorum. Bunların üzerine de kireci hepsini ve alçı. Bu karışımı önce suyla biraz kabartacağım. Pelet eğer yumuşatılmazsa samanla tam karışım olmayacaktır. O yüzden biraz kaynar su döküyorum ben buna. Bu hemen kabaracak zaten. Suyunu süzdükten sonra bunları tekrar çıtlara koymayınca yine karıştıracağız. Ama tabi bu sıcaklığı kaybetmemek gerekiyor. Yani şimdi kabaca karıştırabildiğimiz kadar bir karıştıralım. Fazla soğutmadan hemen sıcaklığın etkisini kaybetmemesi lazım. Bir tane tül kullanacağım yine. Süzme işlemi esnasında kepeklerden ve talaş tozlarından kaybımız fazla olmasın diye suyu hemen döküyorum. Kapatıyorum. İlk basıncı aldım. Tekrar kapattım. 2 saat sonra açacağım. Bir kere karıştıracağım. Tekrar kapatıp artık 6 saat, 7 saat beklesin bakalım. Kapağını şu şekilde açık bırakarak ters yapıp üstüne koydum. Süzülmesini bekledim. 2 saat kadar süzdüm. Bu arada ihmal ettim zannetmeyin. Ben işlemleri yapmadan önce ellerimi alkolle dezenfekte etmiştim. Çok çok zorlayınca geliyor. Hava alan bir yerde, yani havadar bir alanda artık 2 saat bekleteceğim. Fazla su zararlı. Daha önceki videomuzdan görmüşsünüzdür, poşetin içinde çok su birikmesi olmuştu. Delikler açmak zorunda kalmıştık. 2 saat kadar havalandırdım. Evet, biraz var su ama yeterli. Yani daha fazla da gerek yok. Şimdi burada tahminen 1,5-2 kilo kadar kompost var. Buna katılması gereken tohum %3'ü ile %5'i arasında olabilir. Yani ticari üretim yapacak insanlar bunu %2,5'tan başlıyorlar bu rakama. Ama burada biz hobicilere yönelik bir çalışma yapıyoruz. 2, yani 3 olmuş, 5 olmuş, hatta %10'a kadar bile kullanılabilir, bir sıkıntısı olmaz. Daha önceki çalışmadan arta kalan biraz kuş yemi darısına yapmış olduğum miselim vardı. Bunu ben şimdi buzdolabından çıkardım. Bir güzel de parçaladım bunları, tanelerini. Yaklaşık bu 110 gram. Bu sefer ben 110 gram tohumu komple üzerine bunu dağıtacağım. Samanla tohum beraber poşete bir koyacağım. Daha homojen bir karışım elde edebiliriz belki. Tohum açısından bayağı zengin bir karışım olacak. Arkadaşlar, bu yaptığımız işlem hiçbir şekilde hani ticari üretime referans olamaz. Ticari üretim yapacak olanlar bunu daha ince hesaplamalı. İki poşetle göz kararı doldurdum. Kapatmadan önce bir tartayım diyorum. 766 gram birisi, 766 gram da diğeri oldu. Tam denk geldi.
Poşetlerin ağzını yapıştırdım. Hemen geri açmak için yüzeylerini biraz temizleyelim. Bu sefer bayağı bir delik açmayı düşünüyorum. Daha öncekileri yaptığımız hep terleme sorunu oluyordu. Delik açma işlemi tamamladık. Şimdi üzerine bunun tarihini atalım. Bir de ölçtüğümüz gram vardı, 766 gram, onu yazalım. Bunları 23 derece bir karanlık bir ortama koyup orada bekleyip gözlemlemek. Misal gelişim başladığı zaman tekrar çekim yapmak güzel. Poşetlerin 3 günlük gelişimine bir göz atalım hemen. Tohumların olduğu her yerde misal yürümeye başladı. Şu an için bir kontaminasyon, herhangi bir küf yok. Her şey normal. Bir de ağırlıklarını ölçelim. 3 günde ne kadar su kaybı olmuş? 766 idi, 761, yani 5 gram ağırlığından kaybetmiş şu poşetimiz. Diğerine bakalım. Bu da aynı, yani 5'er gram hafiflemişler. Bugün 10 Nisan. Bu kompostları hatırlıyorsunuz, 20 Mart'ta yapmıştık. Tam üzerinden bugün 21 gün geçti. Artık pencerelerimizi açmanın zamanı geldi. Pin çıkışına kadar bunları bekleyeceğim. Pencere açtığımız yerlerden pinlerimiz büyümeye devam ediyor. Şöyle bir yakından bakalım. Pin yoğunluğu gayet güzel. Diğer poşete bakalım. Artık bunları da bir hasat edelim. Bakalım ne kadar ürün elde edeceğiz. ...127.6 gram. Diğer poşetimize alalım bakalım. İkinci poşetimizde 226.1 gram yani. Toplamda 453.70 gram mantar hasat ettik. Kullandığımız malzeme tabii 150 gram sama, 150 gram pelet, 75 gram kepek ve yaklaşık 110 gram da tohumdu. Yani toplam 485 gram kuru madde kullanmışız. Bunun karşısında 453.70 gram mantar elde ettik. Verimli hesap ettiğimizde verimlilikte %93 olarak hesapladım. Tabi bundan ikinci flaşlarını alırsak, onlara dahil edersek bu verimlilik %115, %120'leri bulabilir. Ama ikinci flaşları çekmeyeceğim artık. Bu seriyi bu şekilde tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.